Evet sevgili konuklar, bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yeni bir konukla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğum Zayende Travel sahibi sevgili Yelda Baler. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hemen Zayende ne demek diye soracağım ve sonrasında on parmağında on marifet bir sanatçı, yazar, fotoğrafçı olduğunuzu da hemen söyleyeceğim. Evet, Zayende ne demek? Ben Zayende'yi soranlara şöyle anlatıyorum. Zayende'nin Zeynep'si diyorum. ama aslında Farsçadan geliyor. Farsça'da güzellik doğuran, doğurgan, anaç demektir. İsfahan'da kentin ortasından geçen bir nehir var. Onun adı Zayende'dir. Evet. Zayende Rut. Oradan esinlenerek koydum. Çok güzel bir isim olmuş, harika. Sizin gerçekten 10 parmağınızda hani ondan fazla marifet var. Bu yıllar içerisinde nasıl edinildi onları hemen öğreneceğiz. 21 yıllık fotoğrafçılık hayatınız var. Hakkari'den Kapadokya'ya, yurt dışında pek çok ülkeye seyahatleriniz var. Türkiye'nin hemen hemen her yerini gördünüz. Her yerini. Değil mi? Tabii. Fotoğrafçılık ama hocalık yapıyorsunuz. Yani eğitim veriyorum, çok sıradan doğru. Bir fotoğrafçılık da değil yaptığınız. Peki bu hikayeyi bir sizin ağzınızdan dinleyelim. Tabii çok uzun yıllar aslında bu işlerin dışındaydım. Üniversite yılları falan. İki üniversite okudum ama hiçbiriyle uğraşmıyorum. Merakla başladı her şey. Yollara düştüm. Yollara düşünce fotoğraf başladı. Fotoğraf başlayınca daha çok gezme isteği başladı. Derken yollara tutuldum ve işte sonunda Aytin Tahiyya kadar geldi. O zaman sizi yollara düşüren merak. Meraktı tabii, meraktı. Hı hı. Başka kültürler, başka insanlar, onlar nasıl yaşıyorlar, nasıl, ne yiyorlar, ne içiyorlar, hı hı. O kültürlerde neler var, neler oluyor, o başka diğerlerde neler oluyor. En çok o etkiliyordu aslında. O zaman hobi gibi mi başladınız buna? Aslında hobi gibi başladı. Hı. Tabii yani işte bir kamera alarak, fotoğraf makinesi alarak başlıyorsunuz. Hadi oraya gidelim, buraya gideyim, gezeyim, orayı göreyim, buraya göreyim diye başladı. Daha sonra da tabii ben gidiyorken beni de götürsene demeye başladı arkadaşlarım. Beni de götürsene, beni de götürsene derken 3 olduk, 5 olduk, 15 olduk. Sonra baktık ki bu iş oluyor. Ve de işe döndürdük. İşe döndü ve Zayende Travel o zaman. Travel öyle kuruldu. Kaç sene oldu? 8 bitti. Tabii 9. senedeyiz. Harika. Biraz şey gibi, butik seyahat acentesi gibisiniz sanıyorum. Aslında öyleyim. Evet, yani bazen diyorlar ki biz sizi tanımıyoruz ki. Aslında çok ortadayız. Farklı işler yapıyoruz. Fotoğrafla birlikte gezmeyi bir araya getirdik. Belki bizi farklı kılan o. Fotoğraf, benim kimliğimden dolayı, fotoğrafçı kimliğimden dolayı fotoğrafla çok bir arada iş yapıyoruz. Konulu işler yapıyoruz, konulu geziler düzenliyoruz. Mesela nasıl konulu? İzleyenler daha detaylı tabii bilgi yani aslında. Şimdi çok alışıldık belki ya da bana çok alışıldık geliyor ama Venedik'te Maske Festivali sırasında oraya gittim. Gidiyoruz. Orayı geziyoruz. Onlarla çalışıyoruz. Mankenlerle çalışıyoruz. Sabahın 6'sında 5'inde kalkıp onları fotoğraflıyoruz. Ya da Bali'ye gidiyoruz. Bali'nin çok özel mekanlarını, bütün manzarayı fotoğraflıyoruz. Ama gece saat 3'te yola çıkıyoruz. Sabah 4'te gün doğmadan gideceğimiz yere gidiyoruz. Yıldız bozuyoruz. Kayalıkları tırmanıyoruz. Bir yandan eğitim veriyoruz, bir yandan da o fotoğrafları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hem geziyoruz, hem de eğitiyoruz. Hem eğleniyorsunuz. Eğlence kısmı kesinlikle var. Bir de bildiğim kadarıyla özellikle Türkiye'de doğu tarafına Adıyaman, Mardin, Hakkari çok yani gezileriniz oluyor. Evet, şöyle söyleyeyim, çok uzun yıllar aslında doğuya nasıl gidiyorsunuz, korkmuyor musunuz sorularıyla karşılaşarak ve de bununla çok mücadele ederek aslında oralara gittim. Hepsinin de karşısında durdum tabii. İnanarak karşısında durdum. Ve o taraflarda çok dostumuz, çok arkadaşımız var.
Ve zorlayarak götürdüğüm insanlar da oldu, arkadaşlarım da oldu. Hayır, orada sorun yok diye de gittiğim zamanlar oldu. Gerçi şimdi biraz tabii kıstık onu. Çok dolaşamıyoruz oraları ama ama yine de işte daha 15 gün önce Nemrut'ta yıldız çekmeye, gece fotoğraf çekmeye güzel. Gittik. Gün doğumları çektik, gün batımları çektik. Ben de istiyorum. tabii ki. Ya da Doğu Ekspresi'ne biniyoruz. Karda Doğu Ekspresi'yle trenle yolculuk yaparak oraya gidiyoruz. Orayı fotoğraflıyoruz. Herkesin yapabileceği şeyler değil, yaptığı şeyler değil. Yani bizim geziyi düzenleme kısmında bir şey yok, düzenleriz. Benim asıl mutlu olduğum şey buna inanarak gelen arkadaşlarımız, katılımcılarımız. Evet, evet. Bizim o heyecanımızı paylaşıyorlar ve bizimle birlikte o yolculukları yapıyorlar aslında. Aslında bir nevi seyyah denilebilir size. Bana denir. Evet. Benle birlikte seyahat eden bir sürü arkadaşıma da denir. Gerçi seyahatlığın içinde biraz kaybolmak var. Bunu yapmaya çalışıyoruz aslında biz de. Yani ne kadar programlı gezersek gezelim, akışımız belli olsa da, nereye gideceğimiz, hangi saatte gideceğimiz belli olsa da bunu çok belli etmemeye çalışıyoruz katılımcılara. Hı hı. Araya sürprizler katmaya çalışıyoruz, öyle bir güzellik yapmaya çalışıyoruz. Farklı konular yaratıyoruz. Evet. Peki bu güzel arada geziyoruz. Gerçekten tatil için fırsat oluyor mu yoksa bütün bunları tatile mi sayıyorsunuz? Yani nasıl tabii, dinlenir şöyle, galibabeler? Şöyle diyorlar, ya sen hep geziyorsun, aslında hep tatilcisin, senin hayatın ne güzel, hep tatil, hep tatil, hep tatil. Evet, aslında doğru değil mi? Aslında değil. Değil mi? Siz tatil yaparken ben çalışıyorum aslında. Herkes bizi 5'te kaldırıyorsam ben aslında 4'te kalkıyorum. Ya da hadi artık uyuyun dediğimde saat 1 olmuşsa ben 2'de uyuyorum. Bütün organizasyonlar aslında öyle tabii ki. Ve hemen hemen her gezinde, her yolculuğun başında ben oluyorum. Dolayısıyla birlikte geziyoruz. Onlardan biraz daha fazla yoruluyorum. Ben nasıl dinleniyorum? Kaçtığım zamanlar oluyor tabii, hiç kimse olmadan. Bazen gerçekten bir arkadaşımı bile almadan. Daha çok da galiba tekne gezisi beni dinlendiriyor. Çünkü gittiğim alanlar çok az. Evet. Bir teknenin içinde 15 metrekarenin içinde. Evet. Bir devrilsem deniz, iki adım atsam yatak tabii, gibi. Tabii. Öyle mekanlarda dinleniyorum. Bir de doğayı siz de ayağınıza getiriyorsunuz. Kristallerle aranızın çok iyi olduğunu biliyorum. Evet. Bir kristal terapi yaptığımızı biliyorum. Etkisini görüyorum, faydasını görüyorum. Mesela öğrendiğim malahit kristali var daha doğrusu. Malahit'in faydasını çok gördüm. Gerçekten vücudumda elektriklenmeler oluyordu. Evet, oluyordu. Yağmur zamanları ağrılar oluyor. Romatizmal, evet. Evet, dizlerim ağrıyor, bacaklar ağrıyor. Evet. Ve onun olmadığını fark ettim. Yani o kristali kullanarak bunu yok ettiğimi fark ettim. Vazgeçmiyorum. Sitreni kullanıyorum mesela. Sindirimle ilgili bir takım problemler olduğu zaman kesinlikle faydasını görüyorum. Ama psikolojik ama değil, bilmiyorum. Ama ben faydasını görüyorum. Evet, önemli olan da faydayı görmek. Evet. Böyle. Mesela labradoriti kullanmayı sizden öğrendim. İlginçtir. Çok iyi. Etrafınızda da bunları da hem kullanıp hem de anlatıyorsunuz. Anlatıyorum, onu da, evet. Takip ediyorum. Evet. Doğadan kopmamak, onun bize verdiklerini bilinçli bir şekilde kullanmak çok büyük bir aslında meziyet. Evet, kesinlikle. Çok, yani aslında bunu her alanda yapıyoruz. İşte hem fotoğraf çekerken de yapıyoruz. Tabii. Gezerken de yapıyoruz. Tabii, hem onunla bir aradayız hem... şöyle aslında Ziyayende ile gezerken turizm yapıyoruz ama aslında turizmin kötü bir iş olduğunu da biliyoruz gerçekten. Kötü zor diyoruz. Yok, basbayağı kötü. Neden? Çünkü tüketiyor aslında. Yani turizm aslında tüketmeye yönelik. Bunu ne kadar çok üretmeye yöneltirseniz o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. Anladım. Geri dönüş alıyorsunuz. Yapmaya çalıştığımız bu. Biz gezerken de, fotoğraf çekerken de,
Oraya bir şey katmaya çalışıyoruz oradan alırken. Bu da sizin ve firmanın farkı aslında. Aslında öyle diyelim. Tabii. Evet, teşekkür ediyorum gerçekten. Tabii. Şöyle gezerken tüketmemeye çalışıyoruz. Bırakın orayı tüketmeyi. Kendi gideceğimiz ve göreceğimiz şeyleri de tüketmemeye çalışıyoruz. Bir gittiğimiz zaman her şeyi bitirelim, her şeyi yiyelim, her şeyi görelim me evet. odaklanmıyoruz. Evet. Kalsın, onu da sonra görürüz diyoruz en basiti. Evet. Ne güzel. Mutlaka o gittiğimiz yerlerde arkadaşlarımız var, ailem dediğim insanlar var. Maçel'de ailem dediğim, oradaki annem, babam, kardeşim dediğim insanlar var. Atıyorum Harran'a gittiğimde öyle. Nereye gidersen böyle bir grup ediniyoruz, arkadaşlarımız var. Evet. Bunu bir tek ben yapmıyorum aslında. Bizimle beraber gezen her kişinin, her arkadaşı orada dostlukları var mutlaka kuruyorlar. Sizin geçmişte bir de Newsweek dergisinin Türkiye temsilciliğini var. Yaptım 19 yıl boyunca. Evet. Derginin Türkiye temsilciliğini yaptım. Türkiye'deki bütün abonelikleri sonuçta benim şirketimden geçiyordu. Öyle güzel işler. Editörlük var, yazarlık var. El becerileriniz çok iyi, onu biliyorum. Kitaplarımız var. Kitaplar var. Şimdi kitaplara hemen değinelim, hazır sıra gelmişken. O kadar güzel iki kitap var ki yanımda. Anadolu'da Suyun İzinde ve bakın burada yine Anadolu'nun Kimyası. Kocaman, kalın, renkli, inanılmaz donanımlı kitaplar. Nasıl bunlar, çıktı, ne zaman çıktı bunlar? Bunlar aslında gerçekten birikimlerimin sonucunda çıkan kitaplar. Anadolu'da Suyun İzinde Sınay Kalkınma Bankası'nın bir projesiydi. Onlara yaptığım bir kitaptı. Anadolu'da gerçekten her yeri gezdim. Şaka değil bu. Türkiye'de bu konuda fotoğraf arşivi en kuvvetli herhalde 3 kişiden biri de benimdir. Bir de tek bayan olduğunuz bir grup var. Sony ile ilgili, evet, çalışmam. Ile ilgili, ona biraz sonra geleyim mi? Tabii ki. Ve Anadolu'da dağ, tepe, bayır her yeri gezdim. Hakkari'den demin saydınız işte Yüksekova'ya, Çukurca'ya, Şırnak, Maçele, Kars'a her yeri. Ve oradaki fotoğraflarımla çıkan, oradaki konulardan çıkardığım yazılardan yarattığım bir kitap aslında. Evet. İkisi de. Burada Anadolu'daki su kültürlerini anlatıyorum. Anadolu'nun Kimyası çok özel bir proje. Aslında BASF'nin Türkiye'de 135 yıldır var olan bir kimya şirketinin sosyal sorumluluğunun kitabı bu. Anladım, 81 ilde 81 kimya laboratuvarı projesi. Çok güzel. Her ilde bir kimya laboratuvarı kurdular. Bana da onun kitabını yapar mısın dediler. Ben dedim ki kendi dilimde yapsam olur mu? Evet. Teşekkür ediyorum ki yaptım. Yapıyorum da. Aslında güzel. 4 cilt olacak bir kitap. Şu anda ikincisi baskıya girdi. Evet. Şeyle ilgili, pardon, hemen Sony ile ilgili projeye gireyim çünkü süremiz çok azaldı. Peki. Sony şöyle, Sony'nin Türkiye'de çalıştığı 12 fotoğraf elçisi var. Sony Ambassador diye geçiyoruz. Evet. Sony ile ilgili projeler yapıyoruz. Geziyoruz, fotoğraf eğitiyoruz, fotoğrafçı yetiştiriyoruz, atölyeler yapıyoruz ve de makineleri anlatıyoruz. Bir sürü makineyle ve markayla çalıştım ama şu anda gerçekten çok severek ve aşık olduğum makinem Sony. Evet, de Sony'nin fotoğraf elçileri arasında çalıştığı tek kadın fotoğrafçıyım. Evet, doğru. Harika. Evet. Süremiz ne yazık ki dolmak üzere. Programı kapatmadan önce şöyle bir soru sorsam, kristallerimizin melekleri var ve içinden çıktılar. Dediler ki, dile benden ne dilersen. Eyvah. Siz ne dilerdiniz acaba? Barış dileyim en önemlisi ve evet, umut dolu günler dileyim. Sonuçta da o umutlarımıza kavuşmak olsun herkesin. İnşallah, inşallah. Gerçek olsun dileklerimiz. Gerçek olsun dileklerimiz. Çok memnun oldum, geldiniz. Bizi çok kırmadınız. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar konuğum olursanız yine çok memnun olurum izleyicilerim ve kendi adıma. Evet sevgili izleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Ve diyoruz ki
incitmeyelim, incinmeyelim. Önümüzdeki hafta yeniden yeni bir konukla buluşmak dileğiyle. Sevgiyle, sağlıcakla, hoşça kalın.